Ben sadece Avrupa için şunu söylüyorum. imkanları olmasına rağmen vatandaşa vermiyorlar kardeşim. Zaten Emekli TV takip edenler biliyor. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Avrupa vatandaşını sosyal yardım dilencisi haline getirmiş. Ne demek sosyal yardım dilencisi? Şimdi sen doğru düzgün emekli maaşı vermiyorsun. Doğru düzgün maaş vermiyorsun. Habire sosyal yardım veriyorsun. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişin. Bakın değerli izleyicilerimiz. Ben şunu söylüyorum çözüm yolu olarak. Emekliye en düşük 2000 lira maaş vereceksin. 2000 euro maaş vereceksin. Çalışana da en düşük net 3000 euro maaş vereceksin ama sosyal yardım vermeyeceksin. Ben bunu söylüyorum. E, maaş düşük emekli maaşı düşük, vatandaşı devletin belediyenin kapısından ayırmıyorsun. Sosyal yardım ver, sosyal yardım ver. Sosyal yardım verirken de 50 liradan 50 tane su getiriyorsun. O ne, bu ne, bilmem ne, onu soruşturuyorsun, bunu soruştur. Tamam onu da yap. Ama kardeşim biz maaşlar düşük diyoruz, sosyal yardımlar olmasa vatandaş aç diyoruz. Şu sosyal yardım dilenciliğini ortadan kaldırın. Sosyal yardımlar kalkacak ama maaşlar yüksek olacak. En düşük emekli maaşını 2000 euroya çıkartacaksın. Zaten bakın arkadaşlar, emeklilik konusu Avrupa'da kanayan bir yara. Şu anda Avrupa'da mezarda emeklilik var. Mezarda emeklilik. Kaç yaşına geliyorsun, emekli oluyorsun. Zaten o yaşa gelene kadar, emeklilik yaşına gelene kadar, 62, 63 yaşına gelene kadar yani vücudunun pek çok fonksiyonu Gidiyor, hayatın yavaşlıyor, sağlığın elinden gidiyor. Ondan sonra emekli olsan ne olur, olmasan ne olur? Hastanelerden, doktorlardan çıkamıyorsun ki. Bu emeklilik sistemine ben karşıyım arkadaş. Hele hele, bakın gelişmiş ülkeler, kasasında para olan ülkelerin vatandaşını 63, 64 yaşında emekli etmesi, 65 yaşında emekli etmesi kadar yanlış bir şey yok. Adam 40-45 yıl çalışacak. Emekli olacak. E emekli olduktan sonra ne yapacak? O yaştan sonra ne yapacak kardeşim? 5-10 yıl hadi işte istediği gibi yürür gezer, gezdi o kadar. E bakın. Şimdi Almanya nüfusunun %24'ü 60 yaşın üzerinde. Şu an Almanya'da bulunmayan meslek sahipleri kimler biliyor musunuz? İşçi bulamıyorlar. Yaşlı bakım evleri Hasta bakım evleri çalışacak adam bulamıyorlar, insan bulamıyorlar. Yok. Şimdi ortada o zaman bir yanlışlık var. Yaşlının sağlıklı değil, bakıma muhtaç sosyal bir yara var. Şöyle biliyor musunuz? Nüfusun %24'ü 60 yaşın üzerinde. Yaşlı bir nüfus. Göçmenleri alıyorlar. işte Suriyeli o bu falan. Boşuna almıyorlar yani. Kara kaşına, kara gözüne meraklı değil Almanya. Ya da diğer Avrupa ülkeleri. işine yarıyor. Buna rağmen değerli izleyicilerimiz vatandaşını 65 yaşında emekli etmeye devam ediyor. Emekli maaşını düşük vermeye devam ediyor. Çalışana asgari ücreti daha düşük vermeye çalışıyor. Bakın önümüzdeki yıllarda neler olacak size söyleyeyim. Bakın Almanya başta olmak üzere. Bizi Avrupa'da izleyen vatandaşlarımız ne demek istediğimi daha iyi anlayacak. Önümüzdeki yıllarda bu sosyal yardımları yavaş yavaş bitirecekler, düşürecekler, göreceksiniz. Göreceksiniz. Niye? Diyecekler ki ekonomimiz bozuk, o bozuk, bu bozuk. Sosyal yardımların sayısını azaltacaklar. Şu anda Almanya'da 30 milyon kişiye sosyal yardım alıyorsa, 15 milyona düşürüyoruz diyecekler. Şartlarını ağırlaştıracaklar. Zaten bakın. Sosyal yardım alanların çoğu göçmenler. Yani Türkiye'den gidenler, işte diğer ülkelerden Almanya'ya gelenler vesaire gibi düşünün. Avrupa'nın pek çok noktasında böyle. Şu anda Avrupa genelinde zaten göçmenler, yabancılar istenmiyor. Önce onların paralarını kesecekler, bu sosyal yardımlarını kesecekler. Ya kesin de adam gibi maaş verin. Tamam sosyal yardım dilenciliği yaptırmayın insanlara. Bunu söylerken sosyal yardım alan izleyicilerim sakın beni yanlış anlamasınlar. Sizin bu paraları almanızda bir sorun yok. Sorun devletin doğru düzgün maaş vermemesinde. Bu ayıp devletin ayıbı. Sizin ayıbınız değil. Siz ülke için çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Ama bakıyorum devlet kasayı dolduruyor, vatandaşa yok. Üç kuruş atıyor ne Hadi bakalım bu parayla geçin. Hadi sen geçin. geçinebiliyor musun? Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım dilenciliği ortadan kaldırılmalıdır. Asgari ücret artmalıdır. Emekliye ödenen maaş artmalıdır. İşçinin almış olduğu bu maaş yoksa değerli izleyicilerimiz onu ömrünün sonuna kadar ne güldürür ne de öldürür. Görünen tablo bu. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan emeklileri çok yakından ilgilendiren bir haber. Bakın haber ne? Almanya'da emekli maaşlarına gelecek yıl 2022 Temmuz ayından itibaren öngörülenden daha fazla zam yapılacağı belirtiliyor. Pandemi döneminde emekli vatandaşların sağlık dışında en fazla merak ettiği konuların başında emekli maaşları geliyor. Medyada yer alan haberlere göre Federal Hükümet emeklilerin mağdur olmaması için çok daha farklı modeller üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ekonomi profesörü Martin Wording, almanya'daki yaklaşık 21 milyon emeklinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Batı eyaletlerinde yüzde 4.8, Doğu eyaletlerinde ise 5.6 ya da daha fazla oranında emekli maaşlarına zam alacaklarını söyledi. İleriki yıllarda da emekli maaşlarının aynı düzeyde artmasının beklendiğini kaydeden Wording bunun hükümetin hazırladığı yeni formül ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Konuyla ilgili bir gazetesinin haberine göre ise hükümetin geçen yılın Kasım ayından itibaren yeni hesaplama içinde olduğu, yeni bir hesaplama üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki 21 milyon emekliye %0.5, %0.6 oranında zamlar verdiler bugüne kadar. Ve diyorlar ki şimdi daha üzerinde çalışıyorlarmış. Ne zaman? 2022'nin Temmuz ayında %4.8 oranında emekliye zam yapacaklarmış. Garanti mi? Değil soru işareti. Şimdi ben de Almanya'da emekli olan ya da Avrupa ülkelerinde emekli olan vatandaşlarımıza şunu da söyleyeceğim. İzninizle bakın. Burada şöyle bir durum var. Emekli maaşıyla geçinebilmek imkansız. Sadece emekli maaşıyla. 700-800 euro, 1000 euro ile kira öde. Evinin mutfak ihtiyaçlarını karşıla. Faturaları öde. Ne zaman? Nasıl yani diyeceksiniz? Mümkün mü? Tabii ki değil. Zaten bakın değerli izleyicilerimiz, hep söylüyorum bu çok çok önemli bir konu. Almanya'nın en büyük sosyal yaralarından bir tanesi şu anda konut sorunu. Kiralar arttı. Özellikle büyük şehirlerden bahsediyorum. Kiralar uçmuş. Berlin'de, Münih'te, Frankfurt'ta Kiralık ev bulabilmek bir marifet bulursan da örneğin daha önce 800-900 euro olan evler 1300-1400 euroya kadar çıkıyor. Öğrenci olan öğrenci kentlerinde mesela Berlin'den örnek vereyim bir göz oda 1000-1100 euroya kadar çıkmış vaziyette. Bu toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Şimdi Emekliye zam yapacakmış. yüzde %4.8. Daha düşünüyorlar. Yapıp yapmayacaklarını şu anda hesaplıyorlar. Ne zamana? Bir yıl sonrasına. Pandemi geldi. Vatandaş yokluk, perişanlık içerisine düştü. Emekliye ek bir yardım yapılmadı. Hala zam yapsak mı yapmasak mı? Vatandaşın, emeklinin almış olduğu maaşla aldığı ne biliyor musunuz? Sadece gıda ürünleri. Başka bir şey alamıyor emekli. E gıda ürünlerinde de son bir yıl içerisinde en az yüzde yirmi zam yapılmadı mı arkadaş? Yüzde dört Allah Allah hayırlı olsun o zaman. Almanya'daki emeklilere müjde hayırlı olsun. Yani vatandaşın bir cebine parayı koyuyorsun. Diğer cebinden alıyorsun. Ne ile? Zamlarla. Zaten bakın evi olan izleyicilerim hiç alınmasın. Kiracısı olanlara söylüyorum, kusura bakmasınlar. Böyle bir fırsatçılık olmaz. Ben hepsi için söylemiyorum tabi. Arkadaş, ne oldu da sen 700 euro olan evin kirasını 1100-1200 euroya çıkartıyorsun? Ayıp, yazık, günah yapmayın arkadaşlar. İnsanların maaşları aynı. Satılık evlere bakıyoruz. 1,5-2 milyon euro olan bir ev 4 milyon-5 milyon euro. Ne oldu kardeşim? Evin duvarlarının içerisine altın mı koydun sen bu arada? Ne oldu? Yani mutfağını altınla mı kapladın? Ne oldu? Yapmayın arkadaşlar. Nedir bu? Yani bunu söylerken bizim sadece ev sahibi olan vatandaşlarımıza Türklere söylemiyorum. Almanlar zaten onlarda hiç vicdan kalmadı. Evinden çıkmak zorunda olan insanlar ev bulamıyorlar. Bulsa kardeşim 300 500 euro daha pahalısı. E nasıl ödeyecek bunu? Ev yok. Sıraya giriyor vatandaş. Diyorlar ki senin sıran 290. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ya kardeşim. Almanya'dan bahsediyoruz ya. Konut sayısını arttıracaksın bu kadar basit. Yani bu işte mücadele etmenin yöntemi şu. Ev sayısını arttıracaksın. Evin fiyatı düşecek. Kiraların Fiyatı düşecek. Bunun dışında başka bir yol yöntem yok. Ev sayısı belli, konut sayısı artmıyor, talep sayısı artınca ev sahipleri de fiyatları arttırıyor. Bu kadar basit. Yani matematik profesörü olmaya gerek yok. Bu nedir kardeşim? Emekliye yüzde 4.8 zam yapacakmışız. Sadaka kardeşim bunun adı zam falan değil. Bunun adı emekli sadakası. 4.8 nedir arkadaş? Böylesine bir dönemde bir kere